Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber indirgeme formüllerini elde edeceğiz. Sinüs ve kosinüsün. İlk başta sinüs x'ten başlıyorum. I integrali olarak şu integrali alıyorum. Sinüs m'inci dereceden x dx. Şimdi ben m'yi büyük 2 olsun seçiyorum. Çünkü sin kare ve kos kare yapmanız gereken şunları kullanmak. Sin kare x için şu var. 1 eksi kos kare x'i kullanacaksınız. Kos kare x ile ilgili de şu var. 1 artı kosinüs 2x bölü 2 kısmını kullanaraktan bunları bir şekil getirebiliyorsunuz. 2'den büyük 3, 4 gibi olduktan sonra bir şeyler yapabiliyoruz. Ve m eleman n tam sayı olarak alacağız aslında. Şimdilik bu şekil kabul edelim. Evet, başlarsam. Şunu yapmaya hakkım var değil mi? Sinüs m'inizlerden x dx integrali şu şekil yazılabilir. Sinüs m eksi 1. dereceden x çarpı sinüs x çarpı dx şeklinde yazabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmadınız. Sadece çarpanlarını ayırmış gibi oldunuz. Şimdi bu kısma gelip dv desek, şu kısma da u desek, kısmi integrasyonu uygulayabiliyoruz. Sinüs m'inci dereceden x dx integrali nasıl olacak? Şimdi u dediğimiz şeyi yazıyorum. Sinüs m eksi 1. dereceden x dx olmuş olacak. Türevini alırsam du dediğim şey benim için m eksi 1 çarpı sinüs m eksi 2 dereceyi bir azalt çarpı için türevi şeklinde olacak. Şuraya da sinüs x dx'e de dv dedik. O zaman v dediğimiz şey bizim için eksi kosinüs x olacak. O zaman kısmi integrasyon formülünü uyguluyorum. U çarpı v, yani burası şöyle: eksi sinüs m eksi 1. dereceden x dx, m eksi 1. dereceden x. Burada dx yok. Şurada dx yok. Orası direkt u. Çarpı kosinüs x eksi v de u kısmına geliyorum. Buradaki eksi içine atmış gibi olayım. V yazacağım yere kosinüs x. Buraya m eksi 1. Sinüs m eksi 2. dereceden x çarpı kosinüs x dx şeklinde olmuş olacak. Şimdi birazcık düzenleme yapalım. Sinüs m'inci dereceden x dx. İntegralli olanı öne getiriyorum. Şu katsayıyı dışarıya alıyorum. M eksi 1 çarpı. Şu kosinüsleri de birleştirelim. Şöyle yapalım yani. Sinüs m eksi 2. dereceden x çarpı kos kare x dx eksi sinüs m eksi 1 x çarpı kosinüs x şeklinde yazmış olalım. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi şu eşitliği kullansam, az önce bilgisini verdiğim 1 eksi sin kare kısmını kullanırsam ne olacak? Yapalım, görelim. Yerine koyuyorum. Sinüs m'inci dereceden x dx m eksi 1 dursun. Burada ne olacak? Şimdi 1 ile çarptığım zaman burası aynen kendisi olarak kalır. Bir de 2 ile sin kare ile çarptığım zaman burası benim için ne olacak? Sinüs m'inci dereceden x şeklinde olmuş olacak. Bu integrali de parçalara ayıracağız. Yani o fark kısmını ayırabiliriz. Sinüs m eksi 1. dereceden x çarpı kosinüs x şeklinde. Yani birazcık daha düzgün yazılırsa iki integrali ayırıyoruz orayı. M eksi 1. dereceden sinüs m eksi 2 x dx eksi, ne olacak burası? M eksi 1 yine başta duruyor. Sinüs m'inci dereceden x dx, şu kısım hala duruyor. Sinüs m eksi 1 x çarpı kosinüs x gibi. Şimdi bu tarafa burayı attığımız zaman bu negatiflik pozitif olarak gidecek. Yani şöyle olmayacak burası. Sinüs m'inci dereceden x dx artı m eksi 1. m eksi 1 katsayısı olan sinüs m'inci dereceden x dx şeklinde o tarafa gitti. Burada ne kaldı bana? Sinüs m eksi 2x dx eksi sinüs x üzeri m eksi 1 çarpı kosinüs x şeklinde oldu. Şurayı da toparlayayım. Şuradan bunlar aynı olduğu için direkt toplam gibi olacağı için burası m çarpı sinüs m'inci dereceden x dx oldu. Burası nasıl olacak? Sinüs m eksi 2x dx eksi, bir de bakın neyi unut, m eksi 1'i var burada, m eksi 1 sinüs x
üzeri m eksi 1 çarpı kosinüs x. Her tarafı m'e böleyeyim. Buradan sinüs 20. dereceden x dx m eksi 1 bölü m sinüs m eksi 2. dereceden x dx eksi 1 bölü m sinüs x üzeri m eksi 1 çarpı kosinüs x şeklinde elde edilmiş olacak. Pekala, bunun kosinüs içinde yapmamız gereken mantık birebir aynı. Yani kosinüs m'inci dereceden x dx'e bakıyoruz. M eleman ne? Ve m'yi kesin büyük 2 alalım. Ne yapmam gerekiyor? Kosinüs m'inci dereceden x dx'i kosinüs m eksi 1 x çarpı kosinüs x dx şeklinde yazacağız. Buraya dv diyeceğiz. Buraya d, buraya u diyeceğiz. Buraya u diyeceğiz. U dediğimiz şey bizim için kosinüs m eksi 1. dereceden x. Yani türevini alırsam burası benim için du olmuş olacak. Du dediğim şey m eksi 1 kosinüs m eksi 2 x çarpı için türevinden eksi sinüs x geliyor buradan. Dx'i de koyalım. Tekrar düzenlersem du dediğim şey benim için 1 eksi m eksi içine attım buranın. Kosinüs m eksi 2 x çarpı sinüs x dx şeklinde olacaktır. Dv'ye bakalım. Kosinüs x dx dediğimiz şeye dv dersek bizim için sinüs x v olmuş olacak. Peki bunu nasıl yazarız? Kosinüs m'inci dereceden x dx kısmi integrasyona göre u çarpı v, yani sinüs x çarpı kosinüs x üzeri m eksi 1 eksi v du kısmına geliyoruz. Eksi sinüs x çarpı du gelirse burası ne olacak? 1 eksi m çarpı kosinüs m eksi 2. dereceden x çarpı sinüs x dx şeklinde geldi. Şu katsayı dışarı atıp eksi yonun içine yollarsak burası nasıl olacak? Kosinüs m eksi 2. dereceden x dx. Burayı da şöyle yazalım. Kosinüs m eksi 1. dereceden x çarpı sinüs x. Burada yine ne olmuş olacak? M eksi 1. dereceden m eksi 1 çarpı derece değil. Sinüs kare x çarpı kosinüs m eksi 2. dereceden x dx şeklinde gelmiş oldu. Burada da yine 1 eksi kos kare yazabiliyoruz. Burayı kullanırsam burası ne olacak? Benim için kosinüs m eksi 2. dereceden x dx. Şu ikisini de yerine de ya da direkt yazalım. Kosinüs m eksi 1. dereceden x çarpı sinüs x artı m eksi 1. m eksi 1 çarpı yukarısı nasıl olacak? Kosinüs m eksi 2 x eksi kosinüs m x dx şeklinde olmuş olacak. Buradan ne yapabiliriz? Şu katsayı gibi olan kısmı ayıralım ilk başta görmek için. Kosinüs m'inci dereceden x dx. Burayı aynen yazacağım. Kosinüs m eksi 1 x çarpı sinüs x artı m eksi 1 çarpı kosinüs m eksi 2 x dx. Eksiden dolayı nasıl olacak? Burası eksi yazıyorum. M eksi 1 integral kosinüs m'inci dereceden x dx şeklinde. Diğer tarafa attığımız zaman kosinüs m'inci dereceden x dx integralinde 1 bölü m kısmını yapmıyorum bu sefer. Yani diğeriyle aynı mantık. M eksi 1 sinüs x artı m eksi 1 bölü m kosinüs m eksi 2 x dx şeklinde bulmuş.